Günaydın değerli yatırımcılar. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ABD piyasalarının dün yatay diyebileceğimiz pozitif yatay şekilde kapanışlarını gördük. Avrupa piyasalarına baktığımızda biraz daha olumlu bir hava vardı orada. Pozitif hareketler devam etti DAX'ın önderliğinde. Uzak doğu piyasalarına bakacak olursak yeni günde sabah saatlerinde karışık bir seyir söz konusu. Şangay Endeksi negatif ama çok hafif negatif, yani yatay diyebileceğimiz negatif hareketlerini sergilerken Nikkei Endeksinde yukarı yönlü hareketler söz konusu. Pozitif hareketler devam etti diyebiliriz. Bizim piyasamıza bakacak olursak dün %1.50'nin üzerinde bir artışla kapattık. Bu hareketler olumlu. Son birkaç gündür özellikle 80 bin direnç noktasına yaklaşan bir piyasa var. Bu noktaya geliyor. Daha sonra kıramayıp geri dönüyor. Yine bu noktalardayız. Bu noktalara baktığımızda endeksin 80 bin direnç noktasını bugün yeniden test edeceğini düşünüyoruz. Açılışta belki hafif negatif başlayabiliriz. Dünkü yükselişlerden dolayı biraz kar satışı gelebilir ama 79.500'e tutunup tekrar 80 bin seviyelerine test etme isteği arzusu olacaktır piyasada. 80 bin direnç noktasını kırması durumunda 80.500-81.500 seviyelerine kadar endekste yukarı yönlü hareketler devam edebilir diye düşünüyoruz. Olası geri çekimin artması durumunda, ki bu nasıl olur? Dolar TL 2.90'ın üzerinde, 2.91 seviyesinin üzerinde atması, CDS'ler 261 seviyelerinde, bunların yukarı hareketlenmesi, 270'lere doğru gitmesi piyasada baskıyı arttıracaktır. Özellikle bankalar tarafında. Bu da tabii ki bütün piyasanın geneline yayılıp satış baskısı yaşattırabilir. Fakat 79.500, özellikle 79.000 seviyesi kırılmadan endekste yeniden satışların hakim olacağını düşünmüyoruz. Gelen satışları kar satışı olarak değerlendirip alım fırsatı olarak değerlendirmek durumundayız. 79.000'in altına sarkmadığı sürece gelen satışlar biraz kar satışı anlamında devam eder diye düşünmekteyiz. Bugün piyasayı etkileyecek çok ciddi haber akışı bulunmamakta. İki tane Merkez Bankası Başkanı konuşacak bugün. Bir tanesi İngiltere Merkez Bankası Başkanı, bir tanesi de daha da etkili olacak olan bizim için saat 6'da konuşacak olan Fed Başkanı Janet Yellen piyasa kapandıktan sonra konuşacak. Onun etkilerini biz yarın çarşamba günü göreceğiz. Diyeceklerim bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.